düşünüyorum bence. Peki arkadaşlar, Adrian Rabiot'u da konuşalım. Bugün gazetelere çıkmış. Rabiot Galatasaray'ın ilgilendiği 8 numaralardan biri. Ama tam aradığımız profil mi? O konuda çok emin değilim Musa. Yani oraya biraz daha böyle agresif, yani bu Prime Ndiaye, Prime Felipe Melo tarzı bir futbolcu almamız gerektiğine inanıyorum ben. Rabiot'da o agresifliği göremiyorum. Ama oyun bilgisi çok yüksek. Pozisyon savunması noktasında çok başarılı bir oyuncu. Rabiot bombası denmiş burada. Cimbom Juventus'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki orta sahanın peşinde Fransız futbolcu için birçok kulüp devrede. Aslan yarışı önde bitirmek istiyor demiş. Endidi de var. Yani ben biraz daha Endidiciyim. Neden Endidiciyim? Endidi'nin daha agresif, özellikle defansif anlamda daha önde olduğunu düşünüyorum Musa. Ama Rabiot'da kalite, yani onu da söyleyelim. Devre arasında da ilgilendik. Ha, burada bir kriter de şu arkadaşlar. Neydi o? Parades miydi? Parades gibi bizi oyalamayacak. Aylarca bizi geldim, geliyorum, geleceğim demeyecek bir 8 numarayla ilgilenmeliyiz. Yani 3-5 güne bitireceksin kardeşim. Bak, Endombele'ye kaldık. Perişan oluyoruz. Endombele iyi çıksaydı var ya, şu an 7-8 puan öndeydik, ben sana söyleyeyim. %100. Paris Saint-Germain'de 227 maç 24 gol 14 asist. Juventus'da 203 maç 21 gol 15 asist. Toulouse'da 13 maç 1 gol 3 asist. Yani Musa, bonservissiz ve 2,5 milyon euro civarı yıllık net bir kazançla ben Rabiot'a haber hayır demem. Ama ihtiyacımız olan, bir kez daha söylüyorum, daha agresif bir futbolcu. Ya bu oyuncuyla alakalı herkes yazıyor. Yani rakamsal anlamda çok iyi rakamlar teklif edilmesi gerek. Hani 30 milyon eurolar falan. Ama işte sen diyorsun ki sözleşmesi bitiyor. İmza parası kaç ister ve ona oyun şey sözleşme ne vereceksin? Onlara bakmak lazım. Ama çok böyle üst düzey bir para verirsen sıkıntı yaratır diye düşünüyorum Galatasaray için. 6-8 numara pozisyonunda oynayabilen bir isim. Hojbjerg'i isteyen çok var arkadaşlar. Onu söyleyelim. Elsev Umarov ne demiş? Elsever Umarov. Temmuz ayında diyorum Ndidi'yi alalım. Evet, Ndidi'nin de sözleşmesi bitiyor bu arada. Yani Rabiot, evet, yani Kerem Demirbay'ın bir tık iyisi gibi görüyorum ben Musa Rabiot'u. Ama bize Torreira'yı yalnız bırakmayacak daha agresif bir figür lazım. 26 maç 4 gol 3 asist. Fena da bir performans ortaya koymamış aslında. Serie A'da da 24 maç 4 gol 3 asist. Yani açıkçası Avrupa'da yok Juventus bildiğim kadarıyla. Performansı kötü değil. Ama bir kez daha söyleyeceğim arkadaşlar Rabiot ile ilgili. Ofansta evet Kerem Demirbay'dan daha iyi, ama defans tarafında Musa bize daha tempolu, daha agresif bir oyuncu lazım olduğunu düşünüyorum. Rabiot çok uzun boylu bu arada. 1,88 boyu var Musa. Evet ya yani geçen sene de bir ara gündemimize gelmişti. Değerli bir oyuncu ama yani işte rakamsal anlamda rakamları doğru telaffuz edilecek böyle Galatasaray seviyesinde olabilecek rakamları olursa kimse hayır demeyeceğini düşünüyorum. Evet, mesela Lemina demişler. Evet, Lemina da sakatlanmasaydı veya Appiah, doğru benzetmeler bunlar. Lemina, Appiah, Ndiaye tarzı bir oyuncu lazım. Ama mesela Metin Özyeşil de demiş ki Musa, Rabiot rüya transfer olur demiş. İşte o bonservisiyle alakalı hani çok taliplisi olacak ve muhakkak ki bize aşacak şekilde gelecek diye düşünüyor herhalde. Özgür Fit Life, kaslar maslar da 10 numara eğer onunsa. Demirbay Rabiot'dan daha teknik, daha zayıf demiş. Doğru. Thomas Partey Musa mesela aradığımız profil, ama o da sakatlık geçirdi ve yaşı var Thomas Partey'nin.
Ya İster misin Arsenal'deki Thomas Partey'i? abi Partey de geçen seneden çok dile getirilen bir oyuncu. Ama yani işte diyorum ya ben bunları böyle bir benzetmeyle cevap veriyorum. Piyango diyorum. Yani piyango bileti amorti mi çıkar artık, büyük ikramiye mi çıkar bilemeyiz. O yüzden ben bu tarz oyuncuların bir tane, maksimum bir tane piyango bileti alırsın. Diğerleri daha riskini azaltman gerekiyor diye düşünüyorum. Torreira Sanchez ikilisi nasıl olur abi? Önlerinde Demirbay. Davinson Sanchez'den mi bahsediyorsun? Ya yani oraya girip çıkıyor da Davinson. Az önce anlattık da. Ama sürekli orada oynar mı? Emin değilim ya. Sürekli orada kullanabilir miyiz? Emin değilim yani. Özgür vay helal olsun kardeş. Bende de kaslar var ama gözükmüyor. Arkadaşlar Yapamadım. aradaki farkı anladınız mı? Ben saçlı arkadaşların fotoğraflarına dikkat çekiyorum. Eyüp de kaslı arkadaşların fotoğraflarına bakıyor. Eyüp göbek var çünkü. Bende o yok. Nerede göbek? Hani nerede? Görmüyor musun abi? Abi nefes al nefes. İçine kaçırdın göbeği. Bak bak şimdi bak. Dur. Gördün mü? Vay. Gökhan Abacı Juventus Zaniolo'yu istiyor. Biz de Rabiot'u verebilir. Öyle bir takas gerçekleşebilir. Ama Sözleşmesi bitti bir dedi. dakika. Ha, bravo. Öyle. Sözleşmesi yok yani. Adam yenilemedi. Sanchez kariyerine ön libero olarak başladı. Ama ön libero olarak devam etmedi. Demo Dosto kamera biraz daha aşağı demiş. Al işte. Al. Al işte dediğinde Demir bak kamera biraz daha aşağı dediğinde eğip kamerayı aşağı indirirken göbeğini de içeri çekti. Fark ettiniz mi? Bu noktayı yakın çekim alarak açıp tekrar izleyin. Bakın eğip kamera biraz daha aşağı dediğinde eğip böyle bakın falan yaptı. Evet. Dosto'yu konuştuk. Cimbom G-Funk. Teşekkürler. Özgür Fitlife. Altyapı var yapsan olur. Yapıyoruz arkadaşlar. Günde 10 kilometre falan koşuyorum ben burada. Peki. Sen 10 kilometre koş. Arkadaşlar, Eyüp Yıldız değil 10 kilometre. 1 kilometre Eyüp Yıldız yürüsün. Ben başka bir şey demiyorum abi. Eyüp Yıldız 10 kilometre koşuyormuş. Vay be. Mapola göbek yok yani. İstiyorsanız geldiğinizde görüşelim. Göbek falan yok. Elsever Umarov. Lewandowski istedik ya. İstedik de alamadık yani. Karim Benzema, Lewandowski falan. Bunları istedik yani. İlgilendik bu oyuncularla. İlgilendik. Evet. Ya Murat arada espri oluyor yani. Murat Arslan. Arada böyle birbirimize şakalar, takılmalar yapabiliyoruz. Peki Esperanza'ya da teşekkür ediyoruz. O da her zaman bize destek oluyor Musa. Sağ olsun, var olsun. Sana da teşekkür ediyorum Musa. Yayını bugün sabote etmedin. Yayına destek oldun. Teşekkürlerimi sunuyorum sana. Ben de teşekkür ediyorum. Bizi izleyen, bize değer veren, bizim yorumlarımızı değerli bulan bütün dostlarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Ama özellikle değer veren ve değer bulan dostlarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çıkmadan beğeni yaparlarsa bizi mutlu ederler diye düşünüyorum. Ramos, basketbolda iyi gitmedik maalesef. Kadınlarda Fenerbahçe'ye elendik geçen gün. Erkeklerde de muhtemelen playofflarda eleneceğiz. Bu yani Dursun Özbek bu döneminde de basketbola gerekli ilgi göstermedi. Bu da beni çok rahatsız ediyor açıkçası. Peki. Gözde Hanım'ın şu yorumunu da konuşalım. Tugay'a elçi seçilmiş Rangers'la alakalı. Yani yukarıda vardı. Tugay'ı konuşmadınız demiş. Ne Tugay seçilmiş? Ben görmedim Tugay Kerimoğlu'nu. bir dakika bulabilirsem yorumu Ama hemen Usta yayını bitirmem lazım. Usta geldi. tamam. Çalışmak için beni bekliyor. Tamam. Bitirelim abi. Akşamki yayında konuşuruz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Desteğiniz için binlerce teşekkürler. Akşamki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.